Merhabalar. Bugün Türk Yunusu Eserleri ve Bestecilerinin değerli besteci konuğu Onur Nurcan. Ve kaçıncı bölüm hemen söyleyeyim. 53. bölüm bu. Vallahi ben artık tahminde bulunmayı bıraktım. Ya 50'yi geçmek bizim için büyük bir mutluluk. Onur Bey'i ağırlamak da öyle. Buyursunlar diyorum, ben hoş geldin deyip sözü İzzet'e bırakıyorum. Evet, hoş geldiniz Onur Bey. Güzel bir bölüm. Değerli bir bestecimizle beraberiz bugün. Kendisi lütfetti, kabul etti. Bugün onu misafir ediyoruz. Nasılsınız? İyiyim, çok teşekkür ederim. Çok mutluyum burada olmaktan. Sizler nasılsınız? İyiyiz vallahi, ne olsun. Yani ne güzel sizi bugün burada ağırlayabiliyoruz. Ben sizinle bu ekranda tanışmış oluyorum. Hiç daha önce fırsatımız olmadı. Evet. Benim en büyük kazancım böyle hiç hayatımda görmediğim meslektaşım. Aynı camiada olmaktan keyif duyduğum insanlarla, ismini duyduğum insanlarla bu ortamda dahi olsa tanışabilmek bize büyük keyif ve onur veriyor. Biz konsept gereği hemen başında konuğumuzdan kendisini uygun gördüğü kadar tanıtmasını istiyoruz. Bize lütfederseniz biraz kendinizden bahsederseniz sonra eserlere geçeriz. Tabii ki çok uzatmadan, insanları fazla sıkmadan özetlemeye çalışayım. Şimdi benim de birçok meslektaşım gibi konservatuarla başladım müzik yolculuğum. Malum ilkokuldan sonra Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı keman bölümüne kabul edildim. Orada ortaokul, lise ve lisans keman bölümünde bitirdim. Mezun oldum ve bu noktadan sonra alan değiştirerek kompozisyona yöneldim. Şeyde vardı lisansta bayağı, yani içli dışlı dedim, kendimce çalışmadan vardı da, ama hani akademik olarak kompozisyon bölümünde okumamıştım. Lisans bitince akademik olarak düşünüp yani böyle ciddi ciddi o alana yönelmeyi planladım. Şöyle bir düşünce vardı aklımda. Şimdi ben alan değiştiriyorum ama yeni bir alan akademik olarak. Yüksek lisanstan devam edebilir miyim? Hani sıfırdan, lisanstan başlamadan diye. Bunun için bir denemeye karar verdim. Tabii ki eksikler var, onları kapamak gerekiyor. Onun için kendi böyle çok ciddi bir senelik bir kampa aldığımı hatırlıyorum. Yani böyle maksimum 5-6 saatlik uyku haricinde günün hemen hemen tamamını çalışarak, işte açık ne varsa artık aklınıza ne geliyorsa, armonisi, kontur puanı, işte fügü, orkestrasyonu, müzik analizi vesaire, bunlara ayırdım. Bu şekilde bir senemi yoğun olarak geçirdim. Bu noktada konservatuar kompozisyon mezunu arkadaşlarımdan destek aldım. Bu arada benim sesim geliyor mu size? Herhangi bir şey var mı, problem? Hiçbir sıkıntı yok, gayet güzel. Tamam, devam edeyim o zaman hemen. Konservatuar kompozisyon bölümü mezunu arkadaşlarımdan yardım aldım. Bu kamp sürecinde diyeyim. O noktada Sayın Profesör Doktor Ahmet Yürür hocamın da çok büyük desteklerini aldım. Ben kendisiyle zaten kemancılık yıllarından tanışıyordum. Kendi yapmış olduğu konser organizasyonlarına kemancı olarak katılıyordum. Mesela bestecilerin yeni eserlerinin seslendirilmesi gibi projeler oluyordu. O da benim bu alana yöneldiğimi duyunca çok mutlu oldu. Sağ olsun bütün desteğini verdi her şekilde. Kompozisyon çalışmalarını işte o süre zarfında birlikte yürüttük. Düzenlediği bazı konserlerde benim yapmış olduğum bazı çalışmalara yer verdi. Böyle güzel, verimli bir sene geçti. Çok yoğundu ama çok verimli ve keyifliydi de açıkçası. Sonrasında İstanbul Teknik Üniversitesi Müzik İleri Araştırmalar Merkezi yüksek lisans programı açıldı. Orada tabii bestecilik programı da vardı. Oraya başvurdum. Orayı kazandım. Kabul edildim. Orada Kamran İnce, Kamran Bey'le bir sene çalıştım. İkinci senemde de Hasan Hoca Asu'yla çalışma fırsatını buldum. Hasan Hoca Mimar Sinan'da aslında, biliyorsunuz da o dönemlerde oraya da geliyordu derste. Benim için de bir şans oldu. Orayı bitirdikten sonra da işte doktora devam etti. Memphis Üniversitesi, bir Amerika hikayesi var. Orada da gene Kamran Bey'le devam ettim. Bir de ayrıca bir Amerikalı hocam oldu. John Bauer, o da çok yani teorik zekası müthiş birisiydi.
Yani açıkçası hani çalıştığım bu dört isimden de çok şey öğrendim. Hepsinin Onur bakış Bey, açısı. yanlışsam düzeltin. Bizde Peter Snapper diye de bir isim var kompozisyon. Tabii Peter'la da çalıştım. O biraz daha kısa süreliydi. Yani şöyle bir 3 ay falan, 2-3 ay bir geçici çalışma oldu. Tabii ki onu da eklemiş olalım, ayıp olmasın. Ondan da tabii ki. Şöyle ben Peter Snapper'la kompozisyon dışında daha çok biraz böyle posttonal müzik üstüne daha teorik çalışmalar yaptım. O anlamda asıl kendisinin bana katkısı çok büyüktür. Tabii ki kompozisyonda da onun görüşünden, bakışından, bilgilerinden çok şeyler öğrendim. Bu şekilde doktorayı tamamladıktan sonra işte ülkeye geri dönüş ve ondan yaklaşık bir sene sonra da 9 Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda göreve başladım. Bu sene yanlış hatırlamıyorsam 14. senem. Ben hemen iki şey eklemek istiyorum müsaadenizle yine. Passage to Somewhere adlı senfonik yapıtınız Memphis Senfoni Orkestrası tarafından teslim edilmiş. Bir de bir festival kapsamında sanıyorum. Bir de bir genç besteci ödülünüz var. Var, evet. 2004'te. Doğru, Simpatik. Sonra da bir onur derecesiyle mezuniyet var galiba, değil mi? Doğrudur, doğrudur. Siz tevazu gösterdiniz ama ben eklemek istedim. Elinize Estağfurullah. sağlık. Buyursunlar. Sağ olun, çok çok teşekkür ederim. Benim böyledir. Yani işte bir 14. senemdeyim konservatuvarda İzmir 9 Eylül. Özetle bu şekilde. Vallahi şu açıdan benim için çok keyifli. Bahsettiğiniz isimler Ahmet Yürür, bizim ilk sezon misafirimiz. Kamran abi ne zamandı? İkinci sezon değil mi Tayfun? Yeni sezon en Hasan abi mesela önemli öyle. bölümlerimizden ikisi, biri de Evet. değil. Evet. Yani Peter Snapper tabii Türk uyruklu olmadığı için misafirimiz olmadı. Ama onun dışında hemen hemen bahsettiğiniz bütün isimler bizim misafirimiz oldu. O Hasan yüzden Uçarsu, hakeza. Hasan abiyle Kamran abi ikisi de oldu. O yüzden şu an doğru bir iş yaptığımızı görüyorum. Eskiden olsa bu isimler bana hiçbir şey tınlatmazdı. Çok açık söyleyeyim ama artık tınlatıyor. En azından bir şekilde bu ortamda da olsa, Zoom ortamında da olsa tanışma fırsatı, fikirlerinden ve bilgilerinden faydalanma fırsatım oldu. Ne güzel, biz ne kadar şanslıyız bu anlamda. Evet, yani dolu dolu bir kariyer. Şu an o zaman 9 Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı, değil mi? Doğru biliyorum. Doğrudur, kompozisyon ve orkestra şefliği bölümünde. Şimdi Evet. adı değişti, bestecilik ve orkestra şefliği oldu. Doğrusunu söylemiş olayım. Evet, Ee, evet, orada evet. 14. yılımdayım. İşte çalışmalarımız devam ediyor onun dışında, beste çalışmaları. İşte öğrenciler yetiştiriyoruz. Kendimizce faydalı olmaya çalışıyoruz, öyle söyleyeyim. Ne Ne güzel. güzel. Şu iki şeyden de kısaca söz eder misiniz? American Federation of Musicians. Bu Evet. birlikler önemli çünkü bence. Bir de ISCM var. Onların ne olduğunu kısaca bir aktarır mısınız? Üyesisiniz çünkü. Tabii ki şimdi bu American Federations of Musicians Amerika'daki birçok alt birimden oluşuyor aslında, onun üst ismi. Orada bünyesindeki müzisyenler arasındaki aslında birliği, iletişimi sağlamak ve onun dışında da aslında başka konularda, yani yasal konularda destek vermek üzere çok önemli bir işleri var o derneğin. O birinci soru. İkincisi de ISCM, International Society for Contemporary Music. Yani Uluslararası Çağdaş Müzik Birliği diyebiliriz, diye çevirebiliriz. Bu da tabii dünyanın hemen hemen bütün ülkeleri diyebilirim. Çok 1900, şimdi yanlış söylemeyeyim, 50'lere dayanıyor kuruluşu. Hatta ilk kuruluşunda işte Karlheinz Stockhausen gibi isimler de var burada, işte çok önemli konserlere imza atıyorlar. Bu tabii günümüze değin sürmüş. Biz de burada, burada benim tabii Ahmet Hoca ile bir birlikteliğim söz konusu. Burada bir yeni müzik kooperasyonu derneğimiz var. Onun aracılığıyla, o dernek aracılığıyla biz oranın üyesiyiz. Ve onların yıllık festivalleri oluyor. Uzun yıllardır onları organize ediyoruz. Tabii bu pandemi döneminde biraz sekteye uğradı maalesef. Birkaç senedir çok minimal düzeyde ilerliyor işler. Ama kısmetse yavaş yavaş artık oradaki etkinliklerde devam edeceğiz.
Siz aynı zamanda doğru biliyorum değil mi? ISCM'in Türkiye temsilcisi, Türkiye Tabii. temsilcisi ve o derneğin bir de başkanısınız sanırım. Burada yeni bir korporasyonun. Aynen, yani o korporasyon aracılığıyla biz zaten ISCM'e temsilcilik yapıyoruz. Elinize sağlık. Teşekkür ederim. Evet, ben şimdi bizde gözüken 3 eseriniz var. Bunları konuşacağız diye düşünüyorum eğer uygun görürseniz. Tabii ki. Hangisiyle başlayalım? İsterseniz önce kayıp olanıyla başlayalım. Encore for Epe. Evet, son tane olan herhalde. Aylardır peşindeyiz onu. Aynen. Aslanım da bayağı uğraşmış ama bulunamamış. Bende de işte bir kazaya kurban gitti o. Tek sayfalık bir şey olduğu için kısa bir şey, yani onun hikayesini şimdi anlatacağım size. Maalesef kazaya kurban gitmeye çok müsait. Yani binlerce sayfalık notanın arasında bir yerde herhalde duruyordur. Aslı Hanım'a da söyledim. Benim hani öyle bir şey yapmam, hani atmam gibi bir şey söz konusu değil, mümkün değil. Bulunacağı günü bekliyor diyelim. Efe de bulamamış sanırsam. Evet. Evet, Efe'yi de hatta Poyraz'ı da zorladı da ikisinden de çıkmadı galiba anladığım kadarıyla yani, son durum. Ya onun da talihi böyleymiş diyelim ama inşallah bulunacak ama. Yani peki ben neydi? Biraz eseri anlatayım. Sonuçta bestecisi olarak bulunduğunu varsayarak hikayesi neydi eseri? Niye bestelendi? Hemen söyleyeyim. Şöyle, adı üstünde zaten. Efe, bu benim şey dönemimde, bu hani bir senelik kamp dönemim oldu demiştim ya yüksek lisansa başlamadan önce. Bu arada sağ olsun arkadaşlar hani beni motive ediyordu. İşte bana şöyle bir şey yazar mısın, böyle bir şey yazar mısın gibilerinden. Efe de şey söyledi, yani benim bir konserim olacak. Sanırsam Milli Resonans Orkestrası ile bir konseri vardı. Orada bir herhalde bir konçerto çalıyordu. Ondan sonra bana böyle bis olarak çalmak üzere böyle ilginç bir şey yazabilir misin dedi. Olur tabii yazarım dedim. Ona istinaden yazdım, onu verdim. O konserden sonra da bis olarak seslendirdi onu. Muhtemelen ilk ve son seslendirilişi oldu. Sonrasında da zaten nota malum. Ortada yok. Bende de yok. Okay. Kayıt da yok anladığım kadarıyla. Kayıt da yok maalesef. Yani o zamanlar lükstü biliyorsunuz. Yani bu söylediğim hani 25-30 sene yakın neredeyse. 30 olmasa bile 25 sene önce. Kişisel olarak yapamıyorduk o işleri. Evet. Evet, o dönem değil mi? Tabii, ben evet. Yine de şu soruyu soracağım. Eğer bizim daha önceki bölümleri izleme fırsatınız olduysa ben bir artık klasik bir şekilde aynı soruyu soruyorum. Bir kelime ya da cümle olarak eseri tarif etmek isterseniz ne dersiniz eser için diye? Nasıl bulunacağını varsayıyorum. O yüzden hazır bulunmuş gibi bunu soracağım. Vallahi şöyle söyleyeyim. Onu ben Efe'ye hakikaten bis eseri olarak çalması için yazdığım için ben onu şimdi hatırladığım kadarıyla uzun zaman geçti. Tamamen Efe'nin tınısını düşünerek, onun çalışını düşünerek, sahnedeki duruşunu düşünerek yazdım. Okay. Efe diyebilirim yani. O eser eşittir Efe. Güzel. Güzel, bunu duymak istiyordum. O zaman bu eser için bulunduğu zaman tekrar gündeme gelecek diye düşünerek İnşallah. Kenara koyuyoruz. Tabii. Bir sonraki eser ne konuşalım, ne arzu edersiniz? Bir prolog var, o 2014. Bir de Smirna var. Onu zaten Ümit Hoca da burada sizin platformda... Hangisiyle başlayalım? Evet. Smirna 2015, Prolog 2014. Kronolojik mi gitsek? Tabii ki. Şimdi Prolog adı üstünde aslında hani Prelude ile aynı kökenden geliyor. Hani ön parça, giriş parçası gibi bir şey. Bu da aslında biraz adı bir anlamda, gerçi müzikal içeriği farklı, onu da anlatacağım, kendini ele veriyor. Bu bizim konservatuarda kompozisyon bölümüyle enstrüman bölümünün ortaklaşa hazırladığı ve organize ettiği bir konserde çalınmak üzere çelist Can Elbi tarafından sipariş edildi. Ve o konserde de ilk seslendirisini yaptı Can, o eserin. Daha sonra da bildiğim kadarıyla öğrencilerine de çaldırdı. Onlar da çeşitli vesilelerle İzmir ve İzmir dışında çaldı diye biliyorum. Ben ama hani Can'ın ilk seslendirilişini yapmış olduğu performansı duydum. Biraz müzikal olarak girebilir mi isterseniz? Lütfen. Çok seviniriz, çok iyi olur. Tabii ki. Şimdi bu eser aslında biraz böyle tefekkür, Osmanlıca kullanacağım ama çok iyi ifade ediyor. Tefekkür fikri üstüne kurulu.
Düşünüş ama böyle hani yüzeysel bir düşünüş değil. Yani kendini ölçüp biçerek, kendini sorgulayarak böyle çok derinlemesine yapılan bir düşünüş. Eser bu şekilde çok böyle hani vakur, ağırbaşlı bir karakterde başlıyor. Bir müddet öyle gidiyor. Böyle çok hani içe dönük çok şey. Sonrasında bu düşünce başka düşüncelerle etkileşmeye başlıyor. Yani bir düşünceye daldığın zaman başka bir düşünce çağrıştırır. O başka bir şey. Sonra onlar iç içe geçer. Bir sarmal olur, çatışır vesaire. Orta bölümünde bu çalışmanın öyle bir durum var. Dolayısıyla da müziğin ritmik yapısı ve dokusu daha böyle yoğun bir hal alıyor. Yani açıkçası biraz hızlanıyor müzik ortada. Biraz çatışmalı. Sonrasında bu düşünceler sarmalının ardından böyle bir nihai bir sonuca eriyor. Yani o baştaki tek hani o tefekkürü oluşturan tek fikre geri dönüyor ama bu sefer biraz başkalaşmış olarak dönüyor az bir şey. Çünkü o bütün şeyler, öz eleştiriler, her şeyler yapılmış, belirli bir süzgeçten geçmiş. Dolayısıyla gene başladığı gibi böyle biraz sakince, ağırbaşlı bir karakterde bitiyor. Bir tür ABA fikri, bir tradisyonel bir form çıkıyor ama ben onu hani tradisyonel forma uydurmak amacıyla değil, biraz bu hani tefekkür fikri, onun dalın budaklanıp sonra en baştaki haline dönüp ha evet böyleymiş, böyle oldu fikriyle sonlanmasına uyarlamak istediğim için ondan dolayı bir ABA fikri çıktı. Şeyi budur özetle, yapısı karakteri böyledir. Yani bir sebebi var. İyi bir Beyoncé'cı, can gibi bir Beyoncé'cı Evet. için bestelenmiş. Evet. Bu arada biz biraz Güzel önce Efe bir Efe deyip durduk bilmeyenler için. Çünkü bunun bizim bu kayıtların sonradan İngilizce, Fransızca ve İspanyolca altyazıları da oluyor. Şimdi Efe deyince biz biliyoruz. tabii. Bilmeyenler için onu hatırlatalım. Poyraz bilmem ne. Evet. Efe Baltacıgil meşhur Türkiye'nin medarı iftarı Baltacıgil Evet. ailesinin bir ferdi. Aynen. Harika bir bütün ailenin diğer fertleri gibi bir harika müzisyen. Onun için Kesinlikle. bestelemişsiniz. Keza Kesinlikle. burada da Can sizinle aynı Aynı okuldaşım şekilde. hocalık Evet. yapıyor. Aynı Benim şekilde. bir O da üst çok iyi devrem. çalıştı. Hı. İkimiz de Doğan Hoca'nın öğrencisiyiz Can'la. O anlamda bunları da ben araya dipnot olarak gireyim Çok çok bilmeyenlere iyi yapıyorsun. duyurulmak açısından ne olur ne Tabii. olmaz atlamayalım. Tabii. Çok iyi Evet, yapmışsın. o zaman bu prolog için biri o zaman enkor bis parçası prolog ön parça Ön oldu. parça oldu. Evet, Şimdi sırada Smyrna. Smyrna var. Evet, onu Ümit Hoca sizin programınızda, Ümit İşgörür. Hoca sizin programınızda açıklamıştı. Tekrar edeyim mi? Aynısını bir daha Lütfen, mı lütfen. Biz söylesin? Şey hem yorumcu hem besteci tarafından o yorumları almak o kadar tamamlayıcı, doldurucu bir hale geliyor ki, yani bu fırsatı bir daha nerede bulacağız? Tabii ki. Tabii ki seve seve, seve seve o halde. Şimdi 2015 yılında Ümit Hoca Amerika'da bir resital vereceğini söyledi. Bunun için benden ve okuldaki diğer yanlış hatırlamıyorsam besteci arkadaşlardan da eser yazmamızı istedi. Yazın bir şeyler dedi. Böyle hani biraz bizden olsun, ben orada gideyim çalayım gibilerinden bir teklifle geldi. Seve seve dedik tabii. Hemen tabii ben kendi adımı işe koyuldum. Yalnız benim bunu geri götürmem sanırsam bir ayı buldu. Yani yapıp da böyle içmesinden bir şey çıkartıp ona notalarını götürmem. Ümit Hoca şey dedi, ya Onurcuğum dedi, ben hani bunu şey yapıyorum, programı belirledim ama dedi belki araya sokabilirsem sokarım. Sokamazsam başka zaman mutlaka seslendiğim seve seve çok teşekkür ederim dedi. Aldı o şekilde notaları. Sonra unutmuş eserin kendisinde olduğunu, yani öyle bir eseri benim kendisine verdiğimi biraz sizin vesilenizle unuttu aslında, anlaşıldı. Çünkü ondan sonraki yıllarda ben de kendisine sormamıştım. Yani herhangi bir kasıttan dolayı ben de unutmuşum. Hani o öyle bir şey verdiğini, iş güç herkes kendi işinde gücünde tabii. Bu vesileyle ilk başta işte Aslan'ın benimle irtibata geçtiğinde ona bir not olarak düştüm. O da Ümit Hoca'ya sormuş. Ümit Hoca da bana sordu. O vesileyle böyle hatırlamış olduk. O da hatırlamış oldu. Şimdi kendisi ilk fırsatta seslendireceğini söylüyor. Çok da mutlu olurum tabii.
Vallahi Ümit abi çok güzel bu tip böyle küçük hediyeler yapıyor. İnşallah bir gün onun Instagram'ımda bir yerinde görürüz bunu. Tabii tabii. Ben de ümit ediyorum. Evet, yani Ümit abi seviyor da böyle şeyler yapmayı, küçük hediyeler yapmayı. Kendisi için yazıldığı için zaten ilk onun seslendirmesi de en doğrusu diye düşünüyorum. Biz de bir gün fırsatımız olsa biz de ondan sonra bir çalmayı isteriz tabii ki. Çok çok mutlu olurum, onur duyarım. Peki prolog için ve Smyrna için birer kelime ya da cümleyle ne dersiniz? Onları sormam lazım, atlamayalım. Tabii ki. Tefekkür ben, oldu. Evet, aynen öyle, çok doğru bildiniz. Ben okay. Prolog için tefekkür derim. Smyrna için de, o da adı üstünde, İzmir derim. Çok güzel. Okay. İzmir derim çünkü yani tamamen İzmir'in, hatta İzmir'in biraz eski hallerinin, eski fotoğraflarının bende bırakmış olduğu izlenimler, onları biraz bugünkü İzmir'in bırakmış olduğu izlenimlerle böyle harmanlayarak çıkış noktası, motivasyon kaynağı tamamen İzmir'dir. Yani Tayfun, işte ben en bu röportajın en sevdiğim noktası bu. Bestecinin gözünün içi parlıyor. Kendi çocuğundan, kendi bebeğinden, kusura bakmayın bu ifadeyi kullanıyorum. Öyle, çok doğru. Öyle. Çok bahsederken doğru, ona böyle bir isim takınca, hani evcil hayvan demek istemiyorum ama hani böyle hani bir sevgi duyduğunuz bir şeye karşı, evet, gözünüzün, evet, içindeki o parlama, genelde hani evcil hayvanlar ya da işte çocuklar bu tanıma çok uyuyor. O anlamda onu görünce diyorum ya, biz iyi ki bu işi yapıyoruz. Çünkü işte bak, orada o sevgi var, evet, gözünün içinde bestecinin. Kesinlikle. Ben bu vesileyle de gerçekten çok teşekkür etmek istiyorum sizlere. Hem kendi adıma hem de bütün diğer besteci arkadaşlarımın adına. Gerçekten çok çok büyük bir boşluğu dolduruyorsunuz bu alanda. Çok değerli bir proje çalışması. Bu tebriklerimi iletiyorum. Kabul buyurunuz lütfen. Ne demek? Lafı mı olur? Yani biz bugüne kadar size ulaşamadıysak bize artık eksikliğimiz, ama işte bugünmüş demek ki kısmet. Tabii her şeyin bir vakti zamanı oluyor. Çok doğru. Evet, evet, evet. Ben de yani Onur Nurcan kim? Burada şu an işte öğreniyoruz. İnşallah bizimle birlikte bizi takip eden konuklarımız, misafirlerimiz ya da abonelerimiz de bunu öğrenecek. Hepimiz bir fazla oluyoruz bu şeyden sonra, röportajdan. Ben bir şeyler öğrenip ne kadar eksik olduğumu tekrar tekrar öğreniyorum ve bu çok hoşuma gidiyor. İyi ki aynı şey bizler için de geçerli. Biz de burada gerçekten yani videolarınızı izledikçe takip ediyorum. Ben düzenli olarak çok şey öğreniyorum. Her bir videoda yeni bir şey öğreniyorum. Hem farklı besteci arkadaşlarımın tanımak adına, hem de icracıların konuya nasıl baktığını daha iyi anlamak adına çok eğitici oluyor benim için de gerçekten. Evet, ne güzel. Hep bir artı bizim için. Ben şeyi sormam lazım. Sizin eserlerinize ulaşmak isteyen birisi ne yapması lazım? Nasıl telif, işte notayı elde etme, bunlarla ilgili bize bir rehberlik yapın. Onur Nurcan'a nasıl ulaşır çalmak isteyen biri? Şöyle, e-mail adresim aracılığıyla ulaşabilirler, onu takdim edebilirim. O nedir, onu söylerseniz Mansur yoksa. Estağfurullah, tabii ki. onur_nurcan@yahoo.com. Tamam. Yani o sizinle çalmak isteyen kişinin arasında şartlarını siz belirleyeceksiniz ama hani bir şekilde size ulaşılabilmesi lazım. Tabii ki o şekilde ulaşabilirler. Şey konularında da ben sıkı değilimdir. Yani birçok arkadaşım böyle bu telif vesaire konularında yani çok böyle hani zorluk çıkartan insanlardan değilim. Onu da zaten şey yapıyoruz, iletişime geçince net bir şekilde anlaşıyoruz. Yani biz tabii aracıyız. Yani sonuçta köprü görevi görmek dışında yapabileceğimiz bir şey yok. O sizin takdiriniz. Şartları siz belirliyorsunuz ama biz en azından onu çalmak isteyecek kişilere bir şekilde ulaşmanın bir yolunu aktarmamız lazım. Çok teşekkür ederim. Senin sormak istediğin bir şey var mı? Yok, büyük keyif aldım Onur Bey'i tanımaktan. Aile diyorum işte ben buna, aile genişliyor. Çok değerli bir üye daha kazandık bugün. Ben de tanıdığım için hakikaten çok heyecan duydum. Elinize emeğinize sağlık. Eklemek istediğiniz bir şey varsa, gelecek planlar, hani şey sorabilirim, yeni çalışmalar, besteler var mı? Biyolonsel için yeni bir şeyler düşünüyor musunuz diye. Şöyle, biyolonsel için şu anda yok. Bir yaylı çalgılar orkestrası için bir çalışmamı yeni bitirdim. Bir de üzerinde çalışmakta olduğum bir orkestral eser var. Şu anki projeler bunlar. Zaten orkestral eser biraz ekstradan vaktimi alıyor. Tabii çalgı grupları büyük olduğu için yazması bile en azından teknik olarak daha uzun vakit alıyor.
Bunlar ama tabii kendi cello için ileride her zaman benim çok sevdiğim, gerçekten hem teknik hem müzikal olanakları çok müthiş bir enstrüman. Gerçekten ayrıcalıklı bir yeri var. Hani bunu şu anda hani bir platformdayım diye söylemiyorum. Gerçekten çok başka bir yeri var. Ki ben kemancı olmama rağmen, geçmişimde kemancılık olmasına rağmen, yani anlatım, ifade gücü çok müthiş bir enstrüman. O yüzden yani ben eminim ki gerek solo cello olsun, gerek işte eşlikli cello için olsun, ileride birçok eser daha besteleyeceğime eminim. Umarım biz de onları tekrar sizinle bir gün buna bir ek yapar, onları da tekrar konuşma fırsatımız olur. Ama 2021'i kapatırken, bizim açımızdan kayıt yaptığımız tarih olarak söylüyorum, en azından şu an sizinle ilgili konuda öğrenebildiğimiz birçok yeni bilgiyi öğrenmiş olduk. Sağ olun bize zaman ayırdığınız için. Tayfun, evet. Anons sana kaldı. Şimdi böyle değerli bestecileri tanımak, onların ağzından violonsel bestelerini dinlemek için kanala lütfen abone olun. Beğeniyorsanız beğenin, işte abone olduktan sonra o çanı tıklayın ki size her pazar bildirim gelsin ve her pazar sabah 9'da buluşmak üzere diyorum. Onur Bey'e tekrar çok teşekkürler, teveccüh etti, sağ olsun. Ben çok teşekkür ederim davetiniz için.